İyi günler değerli izleyenler. Bizler Yeni Bakış Web TV ekranlarında haftanın son iş gününde, cuma gününde memurlar adına özel sektör emekçileri zaten hafta sonu, cumartesi, pazar çalışanlar da olur. Onlar için son iş günü yok. Onlar için çalışması hayatta yok. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Burası Kıbrıs'ın kuzeyi. Devlet olarak zannettiğimiz bir garip yapı içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Nefes aldığı sürece tamamdır birilerine göre. Onlar karın tokluğuna çalışan emekçilerin hafta sonki emekleri bu yağmurun, selin, soğuğun içerisinde. Birileri de hazımsızlıktan geceleri uyku uyuyamıyor. Onlar da çokça var bu ülke içinde. Ciddi bir uçurum var. Onlara da selam olsun buradan. Hoş geldiniz. Böyle bir giriş oldu bugün. Yağmurdandır, çamurdandır diyelim. Memleketimizin durum ve ahvali Sayın Çağ. Ve biz programa girmeden önce bir böyle serpiştirdi Lefkoşa. Ancak farklı bölgelerden gelen görüntüler şiddetli yağışların olduğu yönünde. Dileriz sel baskınları, su baskınları olmaz. Ama biz her ne kadar da belediyelerimizi uyarsak, yerel yönetimlerimizi uyarsak da kış aylar öncesinde hala her kış olduğu gibi dolan dere yatakları, su yollarının tıkanıklığı nedeniyle birçok bölgede yetersiz kalabiliyor. Bunu da betonlaşmaya, çarpık yapılaşmaya bağlayabiliriz farklı farklı bölgelerde. Neler söyleyebiliriz Sayın Çağ? Uyarmıştı Meteoroloji Dairesi. Genellikle son yıllarda yanılmıyor daire. Tabii ki yağmur yağması güzel bir şey. Yani yağmura bol bol ihtiyacımız var ama bir de gerçeğimiz var ki bu çarpık yapılaşma, bir de yeni moda bu ülkenin inşaatlardan ne kadar çok inşaat yaparsa o kadar çok kalkınacak, ekonomisi düzelecek mantığında olan birçok kişi de var ülkede. Bunu da araya koyalım. Geçmişte bu tarz yanlış yapılaşma yüzünden bu ülkede birçok yerde sel baskınları oldu. Yani Allah'tan can kaybı olmadı ama bu hızla devam edersek çok yakın bir gelecekte onu da yaşayacağız. Aman dikkat diyelim. Hem yolda olanlara hem yola çıkacak olanlara yağmur olduğu zaman daha da kurallara, trafik kurallarına uyarak araba kullansınlar. Belediyelerimiz de eminim her yağmur yağdığında alarma geçiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki tüm belediye sınırları içinde bir yerlerde İşte hatalı verilen kararlar yüzünden, yanlış imar yasaları yüzünden her an bir yerlerde sel baskını olabilir, bir yerlerden imdat çağrısı alabilirler. Evet, sürekli konuştuğumuz, her yıl konuştuğumuz bir konu. Her gün gördüğümüz yollar, caddeler kış aylarında geçilmez oluyor. Bugün bir haber vardı. Ambulans çamura saplandı ve acil yetişmesi gereken yerlere de yetişemeyecek günleri yaşıyoruz. Her konuştuğumuzda da işte Bodrum'da sular altında kalır da Bodrum'dan burayı bir tutmayalım. Yani oradaki zaten her şeyi örnek ala ala bu hale geldik bu ülkede. Türkiye'deki her şeyi örnek aldığımız tamam, için yani bugün bu haldeyiz. Bodrum'da bu oluyor da ne bileyim 20 milyonluk Londra'da bu olmuyor. Ama. O ya da olursa 100 yılda bir oluyor. Yani o Londra'da olduğunda milyonda bir oluyor. Bize yani o eğer kötüyü örnek mi gösteriyorlar? Ne varsa bizde de olacak dediler ya. İşte yapıyorlar. Burada da ne varsa burada da oluyor. Yani Türkiye'de ne varsa aynısı burada da olur. Biz hala daha örnek almaya devam edelim. Anayı. Gerçi benim ana baba yok. O ayrı bir konu. Ben de sadece Kıbrıslılık var. Onu da bölmüyorum yani. Kıbrıslı, Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Rumca konuşan Kıbrıslılar olarak ayırıyorum. Ben memleket ayrımını da yapmam. İşte Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler. Yok ben o zaman yüzün yanından geldim ben. Benim kanım bozuktur. Öyle bilsinler beni. Sıkıntı yok. Ben yüzün yanından geldim. Yani Osmanlı'dan önce de vardım ben bu topraklarda. Bir daha 74 sonrası var gelenler. 74'te savaşta gelenler de vardı. O şu savaşa katılıp da evli barklıydılar memleketlerinde. Gelip buraya buradaki parayı görünce burada da evlendilerdi. Çokça da bu konuda bilgi de var.
Berikat versin, yüzün yanından kaldık da. Böyle düşünebiliriz. Yani o yüzden ne varsa bizde de oluyor. Cinayetler bizde de olmaya başladı. Tacizler bizde de olmaya başladı. Hırsızlık olaylarındaki artış bizde de olmaya başladı. Sokaklardaki gangsterler bizde de olmaya başladı. Su baskınları olmuş çok mu? Onlar da olsun. Diyorsun yani ne olacaksa, her konuda olacaksa, belli konuda değil. Tabii canım, yani bugün baktığımızda yarı buçuk olmaz hiçbir şey. Tam olsun bari. Olacaksa hatta bir daha olsun. Vali atasınlar, desinler ki burası da bizdendir artık. O kadar bir özdeşleştik ki bize benzedi, bizden olsun o da. Çünkü hep öyle şey var ya, Türkiye Futbol Ligi'ne baktığımızda da yabancı futbolcular 8-10 sene ciddi para alınca ben de artık kendimi Türk hissediyorum diyor, öyle spor gazetelerine fotoğraf veriyor lahmacun yerken mesela, böyle tam benim damak zevkim der. O kadar özdeşleşir. Bana da o kadar parayı versinler, ben de onlardan olurum hesabıyla. Onları benzettiklerine göre bizi de benzetiyorlar artık. Yani onda da bir sıkıntı yok. Bu arada tecavüz, taciz dedik. Geçtiğimiz haftada konuştuğumuz aile içi ensest ilişki olayı vardı. Taciz iddiası vardı. İfadenin yalan çıktığı ortaya çıktı. 17 yaşındaki kızın babası tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla babasının kendisinin isteklerini yapmadığı için babayı cezalandırmak adına böyle bir yalana başvurdu, ortaya çıktı. Bu da bizim geldiğimiz son noktayı gözler önüne seriyor. Bir evlat babası istemediği, yani babasının ya da kendi istediği bir şey yapmadığını gerekçe göstererek hemen alo 183'ü arayıp babam bana tecavüz etti, gelin beni kurtarın diyebiliyor. Günahtır, yazıktır. Tabii bu şeyi de gösteriyor. Yani biz basının da bu tarz haberleri vatandaşa sunarken hem yazılı hem görsel basının çok daha dikkatli olmamızı gerektiğini bize gösteriyor. O yüzden de çok dikkatli olmak gerekir bu tarz haberleri aktarırken. Çünkü yani bunun da yaşı 17, ergen, herhalde çok istediği bir şey oldu ki olmayınca babaya böyle bir suçlama yöneltti. Evet, tabii bu noktada gerekli cezai işleme gidiliyor. Yani kız da mahkemeye çıkarılacak. Yalan ifade vermekten dolayı ve bir insana böylesine bir kara leke attığından dolayı. Çünkü Kıbrıs küçük bir yer. Söylenen her bir şey dönüp dolaşıp silinmiyor insanların belleklerinden. Hoş olmadı. Gereken neyse de yapılsın. Kimin cezası varsa da, hatası varsa gerekli mevzuat gereğince cezalandırılsın değerli izleyenler. Tabii cezadan çok bu kızın bence tedavi psikolojik bir destek alması lazım. Yani ceza verdiğiniz zaman daha 17 yaşında zaten. Ama 17 yaşında çok da küçük değil yani. Çok küçük değil ama büyük de değil. Büyük de değil. O yüzden bana göre muhakkak psikolojik bir destek alması gerekir. Kesinlikle böyle bir iddia attı ortaya ve günlerdir de o aile bunu temizlemeye çalışıyor. Dileriz ıslah olur. Bir daha da böyle bir şeye girişmez, böyle bir şeye kalkışmaz. Çünkü gerçekten de yeterince zaten üzülüyoruz bu olayları duydukça. Daha fazla da olmasın. Az önce söylediğiniz bir nokta vardı kaçak yapılarla ilgili. İşte Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin yeni genel başkanı diyelim. Hükümet emirname ile inşaat sektörünü batıracak dedi Sayın Tatar da. Bu emirnamelerle ilgili bir açıklama yaptı. Tabii burada arzulanan inşaat sektörünün doğru çalışması, doğru inşaatları doğru yere yapması. Çünkü eğer bir bölgenin dokusuna zarar veriyorsa yapılacak olan inşaat yapılmamalı. Yani şimdi tabii şöyle diyeyim ya. Yani Sayın Tatar bu emirname ile, ki hangi emirname olduğunu da biliyoruz, bu emirnamenin yürürlüğe girmesiyle inşaat sektörünün
batacağını mı söyledi? Yani ben doğru mu anladım? Yani evet. Eğer bu emirnameyle batacaksa zaten batsınlar ya. Yani batsınlar. Yani Sayın Tatar, gidin bir Girne'ye bakın ya. Gidin bir Girne'ye bakın. Eski Girne ile şimdiki Girne'ye bakın. Çıkın o yukarıdan beş parmakların bir yerine ve bakın aşağıya bakalım. Yani o görüntü güzel mi? Asla. Yani sırf 30, 40, 50 tane adam inşaatçı para kazanacak diye yani bu ülkenin geleceğini betona mı gömelim? Yani bunu mu istiyorlar? Yani bence çok yanlış bir açıklama. Tabii bilmiyorum, haberde bu emirnameler onları batıracak dedi ama var mı bir önerisi? UBP'nin hükümette olduğu önerisi? Hiçbir dönemde bir tek emirname bile yayımlamadığını, biz ülkeyi emirnamelerle değil imar planlarıyla yönetmenin doğru olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz dedi. Hükümete gelir gelmez 55/89 sayılı imar yasasında emirnamelere imkan kılan maddeleri ortadan kaldırıp ilgili sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlara 55/89 sayılı imar yasasını köklü değişikliğe uğratacağız dedi. Zaten burada dikkat çekilmesi gereken nokta, bildiğimiz bir gerçek var. İmar planı öncesinde bu emirname bir yıllık süreyi, kısa bir süreyi kapsayacak olan bir düzenleme şekli. Ve o güne kadar o bölgelerinde Mausa'nın... Tamam da kısa vadeli deniyor da, evet, bir yıllık, yani bildiğim bir bölgede 10 yıldır, 10-15 yıldır bir emirname... Yok, burada eklenecek işte. Yok, sadece doğrudur. Eski bir emirname, sanırım doğrudur. Karpaz bölgesindeki bir emirname 10-15 yıldır geçerli. Belki ben Sayın Tatar'a bir şey soruyorum ya. Tabii kendisi değil ama temsil ettiği parti, Ulusal Birlik Partisi. Ulusal Birlik Partisi döneminde bu ülkede yasa var. Evlerin deniz kıyısından ne kadar mesafede yapılması veya inşaatların yapılması gerektiğini belirten yasa vardı. Hı hı. Ulusal Birlik Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde hiç mi buralara ev yapılmadı? Hiç mi apartman dikilmedi? Hiç mi otel yapılmadı? Hepsi yapıldı. Hepsi yapıldı. Ha, bu sadece Ulusal Birlik Partisi döneminde değil. Kim iktidara geldiyse bunların önüne geçemediler. Bugün Girne bölgesinde insanların denize girecek yeri yok. Öte birileri her taraf işgal altında. Birileri de bahçesine çıkar, denize girer. Yani bunları yaptıkları zaman mı bu bölgede de bunları mı yapsınlar da inşaat sektörü batmasın? Eğer bunları yapacaklarsa hepsi batsın. Evet. Katılıyorum çünkü bu emirname belirli bir süreci kapsayacak. Bakın, olan... hep bir şey vardır. Bir şeyi eleştirirseniz, tamam mı? Eleştirirken daha doğrusu doğrusunu da ortaya koyacaksınız. Yani doğru budur. Görelim bakalım doğruları nelerdir. Yani emirname yanlıştır. Olabilir, yanlıştır. İnşaatçılar batacak. Bana göre batmaz ama size göre batacak. Peki ne yapacak? Nasıl bir şey olması lazım? Onu da söyleyin bize de biz de bilelim. Yani iktidarda olan bir şeyi yapar, muhalefetteki eleştirir. Ben karşıyım der. Ama hiçbiri, bu Sayın Tatar için değil, bu ülkedeki siyasetçilerin hepsinin hastalığı, eleştiriyorlar. Ancak o eleştirdikleri konuyla ilgili de bir önerileri yok. Hiçbir şey yok. Boş. Sırf eleştiri olsun diye. Ya bu insanlara soruyorlar mı bu ülkede? Kardeşim, beton görmek istiyor musunuz? Bu ülkede yaşayan, bu ülkeli Kıbrıslı insanların çok büyük bir çoğunluğu artık beton görmek istemiyor. Herkes bıktı, usandı, inşaatlardan usandı, bilmem nereden usandı. Yani biz bu inşaatları yapıyoruz. En büyük parti, en fazla milletvekili olan parti şunu mu demek istiyor bize? Biz yapacağız bu inşaatları çünkü daha bir aile nüfus gelecek bu ülkeye. Yani onu da mı anlamamız lazım? Kime satacaklar bu kadar inşaatı? Yani enteresan bir şey. Tabii Sayın Tatar değil sadece. Ben hep şunu söylerim. Bir şeyi eleştirirken
o eleştirdiğiniz konuyla ilgili fikrinizi de söyleyeceksiniz. Bu yanlıştır, doğrusu budur. Yani birileri memnun olsun diye biz şehirlerimizi, kentlerimizi bu şekilde çarpık, uygunsuz, oranın dokusunu bozan, oranın huzurunu kaçıran binalar. Çünkü bir bakıyoruz, müstakil bir ev alıyor bir kişi, dünyanın eziyetini çekerek, bir ömür çalışarak, 20-25 yıl çalışarak kendine bir ev alıyor. Aniden varlığını oraya aktardıktan sonra yanına gökdelen bir apartman, bir otel dikiliyor. Ve mecbur kalıyor orayı satıp, yeniden borca girip başka bir yere taşınmaya ya da o güzelim bahçesinde artık oturacak huzuru da kalmıyor. Gerek o büyük otellerin, büyük binaların jeneratör seslerinden, otopark sıkıntısından evine gidemiyor. Ki geçenlerde konuşuyorduk bir arkadaşımızla, trafikte çalışan bir arkadaşımız, trafik polisi. Adamın kapısının önüne park etmişler. Lefkoşa'nın içerisinde bir kasinonun müşterisi arabasını, hastası var, saray nöbetleri geçiren kızı var. Hastaneye gitmek için kapısının önünde mecbur kalıyor. O arabaya vurarak itiyor onu. Ve çıkıp gidiyor. Ve gittikten sonra hastaneye kızını emanet ediyor doktorlara. Ve polisi arıyormuş. Bunları görüyoruz. Bunlara başladık. Abi şimdi bir şey söyleyeyim ya. Hepimiz yaşıyoruz. Şimdi birini de suçla, yani isim de vermeyeyim ama Lefkoşa'da bu kardeşim, bu bahsettiğin olay her akşam yaşanıyor. Her akşam yaşanıyor. Yani bu kasinosu olan iki tane otel var. Özellikle bir tanesinin park yeri olmadığı için nereye boş yer bulurlarsa oraya park ediyorlar. Aslında o bir tanesinin de otoparkı vardı. Araba garajlarının önüne park ediyorlar. Evlerin önüne park ediyorlar. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani bir tane otel var. Onun kasino giriş kapısının önünden ben ne vakit geçsem muhakkak problem var. Muhakkak problem var. Oraya geliyor, bakıyor, bırakıyorlar şeyi, arabayı, kasino misafirleri. Sen de o yolu kullanacaksın. Gel bekle, adam çocuk gelecek, koşa koşa. O arabayı alacak, gidecek. Arkasında 3-5 tane daha araba bekleyeceksin orada. Bekleyeceksin. Yani bu iş böyle. Bu iş böyle. Ben başka bir şey söyleyeyim. Girneli, eski Girnelilerle gitsin konuşsunlar. Eğer %80'i, hatta daha fazlası iddia ediyorum, bugünkü hallerinden memnunuz diyecekler. Eğer bu rakam daha az ise bir daha buraya çıkıp ağzımı bile açmayacağım. O kadar da iddialıyım. Girne'yi betona boğdular. Girne'yi her türlü pisliğe boğdular. Sadece beton değil, hava kirliliği var, ses kirliliği var, insan kirliliği var. Her şey var. Girneliler, Girne'nin ilk durumunu bilen, o dönemden beridir orada yaşayan hiç kimse bugünkü Girne'den mutlu değil. Mutlu olan sadece tüccarlar. Mutlu bir azınlık var bu ülkede. Onlar mutlu, inşaat yapanlar mutlu ama normal vatandaşların hiç kimsesi mutlu değil. Ama birileri de bundan para kazanıyor, birileri bundan nemalanıyor diye de sesini çıkarmıyor. Peki kimse. Yani bir şey söyleyeyim, yani sırf birileri para kazanacak diye bu ülkenin geleceğini mi beton yapalım? Öyle olmuyor mu? Birileri para kazansın diye bu ülkenin kendi özdeğerlerinden çıkmadı mı? Birileri para kazansın diye, birilerinin cebi dolsun diye, birilerini küstürmeyelim, birileri bize küsmesin, artık bize ne veriyorsa, birileri mutlu olsun diye büyük bir çoğunluğun istediği hiçbir zaman bu ülkede dikkat görmedi. Ve sırf birileri, hadi görelim, birileri istedi diye şimdi gidip sahillere yasak olmasına rağmen otellerini dikti. Bir kişi de çıkıp yıkabildi mi? Nasıl yıkacak ya? Yasaktır, anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırıdır. Ama Serkan Soylan bugün anayasaya aykırı bir şey yaptığında gel bakalım neler içeri, gel. Çünkü benim param yok. Ya öyle tabii ki. Benim yani, o zaman bana kimse demeyecek. Geri kalmış ya demokrasilerde, ki demokrasi bile demem bu ülkedeki yönetime, geri kalmış demokrasilerde eğer birine dişini geçirebilirsen tamamsın, onu ısırırsın. Bitti, tamamsın. Ama dişine geçiremediklerinin önünde de aynen şunu yapacaksın. Tamam efendim, olur efendim. Bu kadar basittir bu iş. Bizim tam bu ülkede olan uygulama.
Tamam işte bu ülkede o yüzden kimse bana demokrasiden işliyor diye, kimse bana yasalar işliyor diye ahkam kesmesin. Sevgili Serkan, hep burada söyledik. Sosyal adaletmiş, eşitlikmiş, bilmem neymiş. Bu ülkede bunlar yok. Geçsinler bunları. Bu ülkede adamına göredir. Her şey adamına göredir. Her şey bu ülkede adamına göredir, ona göre yapılır. Ona göre işler yasalarda, bu konularda. O yüzden adamına... Yani şimdi tabii vergi kağıtları gitmeye başladı. Birkaç tane küçük esnaf, işte görenler diyor ki yahu bize bu kadar vergi geldi, bize bu kadar vergi geldi. İnanın. Yani adamların söyledikleri rakamları görünce ağzım açık kaldı ya. Yani bu yani otellerden gitmeyelim ama çok büyük işletmelere bile o kadar vergi gelmedi ya. Yani el insaf, el insaf. Yani siz esas para almanız gereken yerlerden, vergi almanız gereken yerlerden bu vergileri toplayamazdınız diye yani küçüklere, gücü olmayanlara, sesi çıkmayanlara mı vuracaksınız ya? Yani bu kadar olmaz ya vardı. Ayıp, gerçekten ayıp ya. Yani birazcık da bu küçük esnafı düşünsünler ya. Adama gitmişler demişler ki sen ayda 50.000 TL'lik satış yapın. Tamam mı? Ya bu satıştır, adı üstünde satış. Bu sattığı şeyin bir maliyeti var, yanında personel çalışır, sigortası, ihtiyaç sandığı, kendi ihtiyaçları, bunun taşıması, bilmem neyi. Sanki de 50.000 lira net karıymış gibi adamlara vergi çıkarırlar ya. Yani bu ayıp, ayıp. Yani şimdi bu ülke böyle geldi, böyle gider, daha da kötüye gider. Bunu siyasetçilerin, politikacıların düzeltebileceğine de ben inanmıyorum. Hiçbirinde öyle bir irade de yok. Öyle bir güç de yok. Öyle bir istek de yok. İşin açığı o. Ha, işin bir diğer tarafı da bunlar zaten bir şey yapmaya çalışsalar, iktidardakiler yani ülkeyi yönetenler statüko engel oluyor. Yani bu ülkede her köşe başında çöreklenmiş birileri vardır. Bir yere dokunacaklar, hop o köşe başındakiler diyor ya, kardeşim ne yapıyor? Ha? Ben sana bu kadar yardım yaptıydım seçimlerden önce. Yahut ben senin partidenim. Yahut da ben sana bir daha oy vermem. Verme. İşte verme. Verme işte. Verme. Bak, yani hep burada söyledim. Siyaset adamı bu ülkede siyaset adamı diyecek ki ben bunları yapacağım, varsın bir daha seçilmeyin. Ya bu ülkede o kadar bir yapılacak ve yapılmayan iş var ki hangi birini saysak Sayın Çağ'a yetiştiremeyiz. Yani programlar yapsak burada gene bir sonuca varamayız. Çünkü nereyi tutsak elimizde kalıyor. Nereye baksak bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Ne sağlığımızda hayır var, ne eğitimimizde. Aha okullardaki yarı yıl tatili geliyor. Daha öğretmen atanmayan okullar var. Ya o hep söylüyor. Bekir Paşa. Polat Paşa da aynı şekilde. Pardon, Polat Paşa. Polat Paşa. Polat Paşa. İskele'deki. Evet. Polat Paşa. Orada. Öğretmen yok diye dersler müfredattan çıkartılıyor. Hayır, sınavı yapılmıyor. Sınavı yapılmıyor. Zaten yani öğretmen yok. Kim verecek ki o dersi? Tamam işte. Peki bir şey söyleyeyim. O ya zaman, bir şey söyleyeyim. Madem ki bunu, bak bunun çözümü var aslında. Madem ki öğretmen alamıyorlar oraya. Çünkü birileri dedi ki bu kadar memurla çalışacaksın. Giderse biri emekli olursa yerine alamaz sen. Tamam. Biliyoruz yani memur nasıl alınır bu ülkede. O zaman ya o gitsinler o işlerden, o derslerden anlayan emekli birileriyle konuşsunlar. Vallahi gönüllü onlar gider o eğitimi verirler. Seve seve yaparlar. Yani bu da bir çözümdür değil mi? Paramız yoktur. Gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Ama paramız yoktur ben kabul etmem. Ben paramız yoktur'u kabul etmem. Eğitimde, sağlıkta, insan yaşamına dokunduğu için bunlar, geleceğimiz olduğu için paramız yoktur'u ben kabul etmem.
Abi biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani hep konuştuk bunu. Yani keseceksin, her yerden keseceksin. Keseceğim. Bu okula bu öğretmenler gidecek. Çünkü öğretmen de gidecek. Kitap yani alınacak. Lekoşa'daki bir okulda eğer bu ders veriliyorsa, Girne'deki herhangi bir okulda bu ders veriliyorsa, Mausa'daki bir okulda bu ders veriliyorsa, da Polatpaşa'daki okuldaki öğrenciler bu dersten mahrum kalıyorsa, bu çocukların hiçbir günahı yoktur. Tabii eğitim, bu çocukların eşitliği, hani eşitlik. Bu yarın bu çocuk ÖSS'de bu dersin soruları gelecek. Gelecek yıl ki bu çocuklar sınıf atlayacaklarsa karşısına gelecek olan müfredat o yılın müfredatı olacak. O yılın ders programı olacak. Yani bunu örnek gösteriyorum. Brüksel'de ya da Cenevre'de, Zürih'te böyle bir olay olsun. Yerinden biridir Brüksel. Ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava üstüne açılır. Beni nasıl mahrum ettiniz diye. O yüzden bu kabul edilemez bir durumdur. Yani işte bu hastanede bu eksiklik vardır. Bu cihaz yoktur. Bu okulda öğretmen yoktur. Alacak paramız yoktur. Atama yapılamıyor. Sıkıntı yaşarız. Ders kitapları çıkmaz. Bugün bir yerde okudum yine. Lefkoşa'da işte hastanesi. Ne bileyim kaç ki depremde ilk yıkılacak olan binalardan biridir. Altyapısının eksikliğinden. Çok mutluyuz. Yaşasın KKTC. Yok yaşamasın KKTC. Ya aslında, aslında konuyu şöyle özetleyelim. Yani bize o kadar çok şeyi gözümüze soka soka yapıyorlar ki ve sesimizi çıkarmıyoruz. Artık uyuştuk. Yani sanki bize uyuşturucu vermişler gibi bu ülkedeki insanlar hiçbir şeye tepki göstermezler. Fransa örneği var şu anda. Fransa örneği var. Fransız hükümeti biraz işte fiyatlarla, özgürlüklerin kısıtlamasıyla filan oynadı. En son 3 kuruşluk benzine 3 kuruşluk bir zam yaptılar. Bugün Fransa gösterilerle sarsılıyor. Sarı yelekliler bugün Fransız hükümetini sallıyor. Ki bedele Fransız, de bir şey söyleyeyim bak. Bu olay Avrupa'daki birçok bundan sonraki olacak göreceksin. Birçok gösterinin de başlangıcı olacak. Hükümetler böyle sırf birilerini mutlu etsin diye, sırf birileri daha çok para kazansın diye bir şeylere zam yapamayacak. Özgürlükleri kısıtlayamayacak. Çünkü orası medeni toplumdur. Tamam işte. Sen orada insanlar kişisel düşünmez. Sen bir şeyi yaptığın zaman esas ülkenin sahibi vatandaşlar senin ağzına onu böyle sokarak yedirirler. Tamam işte. Bedel ödemeyecek mi bu Fransa'daki bu eylemciler? Ödeyecekler. Ödüyorlar da. Canlarından doluyorlar. Yaralanıyorlar da. Macron açıklama yaptı. Geri adım atmayacağız dedi. Gereken neyse de yapılacak dedi. Tıpkı Gezi direnişinde olduğu gibi işte 5 tane ağaç kesilecekti. Ne oldu? Bütün Türkiye ayaklandı o 5 tane ağaç için. İşte budur olması gereken budur. Yani, tabii Macron onu söyledi ama izleyeceğiz hep birlikte. Macron'un o söylediği lafları, tamam mı? Macron'a Fransızlar yedirecek. Evet. Göreceksin. Tabii ki. Yani o söylediği lafları ona çok ağır bir şekilde bedeliyle ödetecekler Kids onu. Tıpkı Sarkozy'ye yaptıkları gibi. Aynen. Yani yok öyle sen hizmet vermek için seçildiğin yerde seni seçenlere hizmet vermeyeceksin, onların aleyhine kararlar alacaksın. Çünkü yani yine aynı konu geldi. Biz siyasetçileri seçiyoruz burada. Siyasetçiler bize hizmet etsin diye ama bizde hep ters çalışıyor. Biz adamları seçiyoruz, meclise gönderiyoruz ama onlara biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Öyle değil işte. Öyle değil. Avrupa'da seçilenler hizmet eder seçenlere. Tabii ki, çünkü tabii ben ki seni bana hizmet edesin diye, tabii, daha iyi koşullarda yaşayayım diye seçtim. Benim aklım kesmezdi, senin keserdi. Seni seçtim, yolladım oraya. Eğer zaten ben sana hizmet edeceksem de sen krallar gibi yaşayasın. Sen gel bana hizmet et de ben geçeyim oraya. Ve ben o keyfini süreyim ben bu işin. Yani çünkü bu
Fransa'daki örnek aslında benim de çok severek takdir ettiğim eylem şekilleri vardır. Görmeliyiz, örnek almalıyız. Adamlar meclis duvarına duvar ördüler ve ya hiç girmeyeceksiniz dediler. Hakkınız yoktur, içeri giresiniz. Burasını devletindir, bizimdir, meclis bizimdir, saltanat bizimdir, sizin değildir. Sizin yüzünüz yoktur dedi, içeri giresiniz. O yüzden dedi, buna sesinizi ilk çıkarmanız gereken yer orasıdır. Çıkarmadığınız için hiçbirinizi istemiyoruz dediler. Ve günlerdir de sokaktalar. Ölümler de oluyor, yaralananlar da oluyor. Yani ölüm olmasın tabii ama yani bir şekilde insanlar aslında o Fransa'nın esas yöneticileri, esas sahipleri kendileri olduklarını hissettiriyorlar şu anda Macron ve havarilerine, ekibine. Ya yani bir şekilde Fransa'daki bu direniş güzel bir direniş, olması gereken bir direniş. Bize de örnek olsun Kıbrıs Türk'ü. İşte bugün, daha doğrusu dün o büyük kazanın yıl dönümüydü. Kabirleri başında anıldı. İki tane genç arkadaş, bir de şoför kardeşimiz. Ve talihsiz kazanın yıl dönümünde bizler bakıyoruz ki bugün gazetelerde, Maus yolunda da tıpkı dün konuştuğumuz gibi yine bir araç başka bir araca vuruyor, kaçıyor, kaçıyor. Ve sonrasında yaklaşık 3 kilometre yakın yol gittikten sonra yakalanıyor kazalı arabasıyla. Biz ders çıkarmıyoruz. O kaza olduktan sonra o yolun bir daha kullanılmaması gerekirdi, tamir oluncaya kadar ya da alternatif güzergahları oluşturuluncaya kadar. Ancak biz ne yaptık? Bir hafta, 10 gün, 15 gün olayın yasını tuttuk. Bir ay, 1,5 ay o kazayı konuştuk. Ne olacağını konuştuk. Kazanın üzerinden 2 yıl geçti. Ve her şey bambaşka şeyler konuşmaya başladık. Şimdi dağ yolu sanırım Sayın Bakan Eylül sonuna kadar ihalesi çıkılıp yapılacaktı. Öyle söylemişti. Yıl bitti. Yani. Yok, Eylül sonu, Ekim sonu da olabilir. Tam emin değilim ama Ekim sonu olabilir, pardon. Ekim sonu olabilir. İhaleye çıkacağız ve o yolu yeniden yapacağız demişlerdi. Peki yapana kadar bir kaza daha olsa yolda? Makus talihimize 10 gün daha üzeceğiz. Bak, sevgili Serkan, yani çok klasiktir, herkes de bilir, herkesin de söylediği, yani sık sık kullandığı bir şeydir. Toplumlar layık olduğu şekilde yönetilirler ve ona göre de yaşarlar. Biz de layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz ve yaşıyoruz. Ama işte, eğer biz bu ülkenin esas sahipleri tepki koymazsak, ki bu tepki de kişisel tepki değil, toplumsal bir bütün olarak tepki koymazsak, daha böyle çok konuşuruz, daha çok ağlarız, ki her geçen gün ağlamalarımız da arttı, çoğaldı. Hiçbir şey de olmaz, her şey de daha kötüye gider. Tabii şimdi bir de şu var, bazı insanlar vardır ki kendi imkanlarıyla insan gibi yaşamayı becerebiliyorlar. Bazı insanlarımızda var ki, bu daha bir acısıdır işin, devletin kendine verdikleriyle yaşamak zorundadırlar. Ben burada insanları ayırmıyorum. Bu ülkeye giriş yapmış olan herkes benim gözümde aynıdır. Çünkü bizimle aynı şartlardadırlar. Yani Türkiye'den, başka bir ülkeden bu ülkeye gelen bir insanın çoluğu, çocuğu da benim çocuğumdan farksızdır. Onlar da benim kızımla aynı yaşam standartına erişmek zorundadır. Onlar da benim gibi aynı sağlık hizmetini almak zorundadır. Ulaşımda giderken aynı güvenliğini sağlamak zorundadır. Hiçbir farkımız yoktur insanın, dilinin, dininin, ırkının. Kapıdan bu tarafa geçen Kıbrıslı Rumların da hiçbir farkı yoktur. Bizimle aynıdırlar. Bu ülkede gerek ulaşımları, gerek nefes almaları aynı düzeyde olmalıdırlar. Kesinlikle sınıf farklılıklarını ayırmadan. Ancak devlet veriyor mu? Maalesef veremiyor. Bu imkanlar sağlanıyor mu? Hayır.
O yüzden o yolu kullanarak o okula, o işine gidecek olan yüzlerce, binlerce insan yine vardır, yine olacaktır da. O insanların hayatını göz göre göre riske atacak işler nedir? Kamyon şoförü ne bileyim kaç gün önce ülkeye giriş yapmış, yola çıktı, virajları tam olarak bilmezmiş, ne bileyim o köşede... Ya o adam hangi taraftan gideceğini bilmez yani. Kendi geldiği ülkede ters. Bu kazanın olmasına etken mi? Etkendir. Siz kafanıza göre saat farklılıklarını ayarlarsınız. Sabahın karanlığında insanlar yola çıkar. Otobüs şoförü dikkatsizdi, uykuluydu. Siz evde klimalı odalarınızda uyur kana, eşinize sarılıp yatır kana, sıcacık yatacağınızda, makam arabası kapıda beklerken, insanlar evlatlarını, 16-17 yaşındaki evlatlarını kalkarlar o sabahın soğuğunda evinden uğurlarlar. Eldivenciklerini eline giydirerek, bereciğini başına takarak, kulacıkları üşümesin diye atkısını boynuna takarak eğitim alsınlar, iyi bir gelecek sağlasınlar kendine diye. Ve insanlara yarım saat, 40 dakika sonra büyük bir kaza haberi var. Çocuğumuzu kaybettik. Neçin? Ve siz o dönemin eğitim bakanı bunlar yaşanırken kendisi büyük anda hellim böreği yiyecek. Yeter. Yani ben utanıyorum. Yani yemin ederim. Yani tabii kızıyoruz da yani, ama gönül isterdi ki o dönemde biri de çıksın ki aynı yol, aynı tehlikeyi o dönemki hükümetten önceki hükümete de, ondan önceki hükümete de gider yani. Hı hı. O dönemlerde de kötüydü bu yol. Hepsinin sorumluluğu var ama gönül isterdi ki biri çıksın desin ki eyvallah benden bu kadar, ben bu görevi yürütüyorum. Başarısız oldum, aha, devrediyorum diyen varsa bu ülke tarihinde, aha, ben şapka çıkaracağım önünde. Ben başaramadım, yapamadım, benden bu kadar be arkadaşlar. Veya çıksın desin ki kardeşim ben yapmak istiyorum ama bu ülkenin şartları bunları yapmama el vermiyor. Yani yok, parası yok, iradesi yok. O yüzden ben bu şartlarda bu işi yapamayacağım, özür dilerim, bana oy verenlere de teşekkür ederim der ve çeker gider. Yani bunu niye yapmıyorlar? Çok mu zor mu ya? Yani çok mu tatlı o koltuk ya? Yani o insanlar, yani bir tanesini de tanıyoruz. O kazada ölen çocuklardan bir tanesinin babasını tanıyoruz. Yani adam uyur gezer gibi dolaşıyor ya. Adam bitti. Adam bitti. Biter ama tabii, biter yani tabii. O yolun öyle kalmasına sebep olanlar bugün gene keyifli. Umurlarında mı? Viskiciklerini içerler. Umurlarında mı? Yok değil. Değiller. Ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Seni beni de değil. Seni beni de değil. Kesinlikle. Biz sadece burada konuşuyoruz. Biz sadece burada ahkam keseriz. Aha. Dilimizin döndüğü kadar ahkam keseriz. Ancak o aileler, o çocukların sınıf arkadaşları, şimdi o yolu kullanmak zorunda kalan çocuklar, her gün sabah evlerinden çıktıklarında okullarına gelsinler diye dağın bu tarafında o insanlar çocuklarını uğurlarken, yani ben bu yaşıma geldim. Uzak bir yere gittim de evde annem bekler. Gittiğinde beni mutlaka ara der ha. Aramazsam bir saat sonra kendi ara, azarlar da beni. Seni merak ettim, ne için şey yapmak diye. Ve bu çocukları göz göre göre ölüme davetiye çıkaran bir yolda götürüyorsan demek ki sen hiçbir şeyin umurunda değilsin. Girdiği yolun niveliliği yoktu. Kalsın da öyle. Önce bu yol biterdi. Önce bu yol biterdi. Sonra yapılırdı Girne yolu. O da tartışılır. Bence de önce dağ yolu yapılması gerekirdi. Yani yapılana kadar da gerekirse yolu kapat. Dolaşsınlar. Bir saat geç gelsinler okula çocuklar. Bir saat geç gelsin çıkacak olan, işine gelecek olan. Ama sen o yolda göz göre göre işte haber bak 54 tane taş ocağı var. Bunların çoğunluğu o yolu kullanıyor yükleriyle birlikte. Bugün bir gazetemizin haberiydi. 54 tane taş ocağı var. Bunların içerisinde o bölgede çok birçok taş ocağının kullandığı bir yoldur. Ağırlıklardan dolayı o yol bozulur.
kayma olur, taşma olur, çatlak olur. Yağışlardan dolayı yolun içerisinde düşen taşlar olur. Yolun güzergahı. Normal zamanda küçük arabalarımızla, binek arabalarımızla giderken bile korkuyoruz o yolun durumundan. Bırakın siz bu kamyonların o yollarda cirit atmasını, büyük otobüslerin o yollarda cirit atmasını. Yani sadece o değil, bir de o yolun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen birçok da insan kullanıyor. Turistler gidiyor. Oradaki Alev Kayası'ndaki Ermeni Manastırı'nı ziyaret etmek için dünya kadar turist gidiyor o yollarda. Birçok kiralık araç görüyoruz o yola çıkan. O kiralık araçlar bana da çarpabilir, size de çarpabilir. Kendileri de ölebilir. Otobüse de çarpabilir. Kimsenin kimseyi öldürme hakkı yoktur. Devlet koruyacak. Devlet koruyamazsa gidecek, değişecek, yapabilecek biri gidecek. Yapamazsa o da gidecek. O da gidecek. Başaran oldu mu bugüne kadar? Başarmayan kim varsa başarana kadar arayacaksın o zaman. Veya da sen eylem yapacaksın. Sen o yolu kapatacaksın. Bunları da o yola çıkartmayacaksın. Tamam, yani neticede bu da trafikle ilgili bir sıkıntı. Ama biz uyumaya devam edelim. Ninni de istersen söyleyelim programımızda. Çünkü biz uyumaya devam ettik sonra. Her şey başımıza gelecek. Bunlar bize mübahtır. Tabii ki. Bunlar bize mübahtır. Biz hala daha kendi haklarımızı bilmeden, kendi yasalarımızın, kendi sorumluluklarımızın bize neler getirdiğini bilmeden korkarak üzerimize alışılmış o korku mekanizmasıyla ağzını açarsan seni işten atarım, ağzını açarsan işsiz kalın, kızını işten atarım, oğlunu işten atarım, al bu parayı da sus, işte paranı aldıksan sesini çıkarın diye birike bugün geldiğimiz noktadayız. Bir arsacık veririm. Yani galan. Sana öncülük vereceğim kırsal kesim arsasında. İşte mezarlığın yanında sana daha önce verdiğimiz arsayı değiştirecek, şehrin içine alacak. Sen merak etme, yatmayasın, ölülerin yanında kalmayasın. İşte diyeceksin, benim hanım oflanır, oraşta kalmaydım. Oldu. Yani burası KKTC. O yüzden birileri alkışlamaya devam etsin. Yağmurlar yağar, birçok yol kapandı, su bastı, haberi gelir bölgelerde. Yaşasın KKTC. Yani devam edin. Noktalaydım haftayı böyle. Evet, bugün galiba biraz fazla sert oldu ama gerçekten artık herkes bir şeyi bilecek. Böyle bu şekilde hep bana çalışarak bir şeylerden kurtulmaya çalışırsanız hiçbiriniz kurtulamazsınız. Artık sesinizi yükseltin. Sizin meclise gönderdiğiniz adamlar size hizmet etmek için oradadırlar. Siz onlara hizmet etmek için değilsiniz. Yani onlar size hizmet edecek. Öncelikle bunu öğrenin. Ona göre de tavsiyem, bir araya gelin, bir şekilde örgütlenin. Size geçirmeye çalıştıkları her konuda siz onlara geçirin ki esas ülkenin sahibinin siz olduklarını anlasınlar. Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diyelim. Pazartesi sabah görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. We'll be right back.
zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Otuz yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum, 15 gün hastanede yattım, nefes alamazdım, öksürük ve balgam. Bıraktım, 10 yıldır bıraktım, çok rahatım, çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim, 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım, gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın, içenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.
Günün ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Floransa, Rönesans'ın gerçek bir yansıması olarak beliriyor. Rönesans İtalyası'nın sanatı ve mimarisi Floransa'da adeta can bulmuştur. Özellikle şehrin geniş kadrajlı fotoğraflarında göze çarpan dev bir yapı var. Floransa Katedrali, diğer adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, bir diğer adıyla da Duomo, Floransa'nın simgesi haline gelmiş bir yapı. Geniş çarpıcı kubbesi ve yüksek kulesiyle ruhani bir doyum sağlayan Duomo, Floransa'nın mistik atmosferini tam anlamıyla yansıtan bir şaheser. Hem gece hem de gündüz muhteşem ve çarpıcı bir şehir Budapeşte. Kenti ikiye bölen Tuna Nehri, Budapeşte için önemli bir simge. Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerle Budapeşte, özellikle gece manzarasıyla dünyanın en romantik şehirleri arasında yer alır. Buda Kalesi ve Andrassy Caddesi şehrin güzel noktalarından bazılarıdır. Bruges, büyük bir ülkenin bir mega kenti değil, küçük bir ülkenin şirin bir şehri. Şehrin güzelliğinin altında ortaçağ mimarisi ve taş yapıtlar yatıyor. Bruges, insanı zamanda geriye götürecek bir atmosfere sahip. 117 bin nüfusa sahip şehrin, orta çağdaki boyutlarının neredeyse hiç dışına taşmamış olması ilgi çekicidir. İçinden geçen, günümüzde ulaşım ve turistik amaçlı kullanılan kanalla Venedik'i andırır ve doğudaki Venedik'le denir. Deforme olmamış antik yapılarıyla ziyaretçilerine romantik ve şiirsel bir gezi vaat eder. Roma, İtalya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnsanı şehre adımını attığı andan itibaren kaplayan tarihsel doku, Julius Caesar'dan gladyatörlere, taht savaşlarından mimari hesaplar yapan sanatçılara kadar pek çok hayali zihinde canlandırıyor. 2000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Roma, Batı medeniyetinin doğduğu yer olarak kabul edilir.
Korezyum, şehrin ve dönemin simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Hollanda'nın başkenti, içinde herkes için bir şeyler barındırıyor. Dünyanın en eski borsasından Red Light bölgesine, kanaldan kafelere ve müzelere kadar pek çok turistik öğe içerir. Özellikle gece hayatıyla ilgi çeken Amsterdam, bunun yanında tarihi ve sanatsal bir dokuya da sahip. Amsterdam'da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapalıdır ve toplu taşıma, bireysel ulaşıma nazaran önemli bir paya sahiptir. Okyanusun mavisi, doğanın yeşili ve kumsalların kahverengiyle dünyanın doğal yollardan en güzel şehri denilebilir Rio'ya. Yerel adıyla muhteşem şehir, huzur dolu plajları ve etrafta yükselen Sugarloaf dağıyla cennetten bir parça gibi. Ünlü İsa heykeli de o heybetiyle Rio'yu gölgesine almış durumda bulunuyor. Bu turistik kentte dünya standartlarındaki oteller neredeyse her mevsim doludur. Lisbon, Portekiz'in en büyük şehri olmanın yanında dünyanın da en güzel şehirlerinden biridir. Şöhretini planlı bir yapılanmaya borçlu olmayan az sayıda güzel şehirdendir. Pek çok tepenin eteklerine oturan, Tagus Nehri ile çevrilen Lisbon, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk eski sokaklarıyla Lisbon, dünyada görülmesi gereken şehirlerden biridir. Praga, kuleler şehri de denir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihsel ve kültürel bir karışıma sahiptir. Tarihin pek çok farklı dönemine ait tarihsel kalıntılar şehirde mevcuttur. Charles Köprüsü, Prag'ın en popüler tarihi harikalarından biridir ve turistlerin uğrak mekanıdır. 2 milyon kişilik nüfusuna karşın yılda 5 milyona yakın turist çeken Prag, dünya kültürel mirasları arasında bulunan pek çok müzeye, tiyatroya ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Paris hakkında söylenecek şeylerin tamamı zaten bugüne kadar şiirlerle söylenmiştir. Eyfel Kulesi ile Sen Nehri ile Paris adeta güzellik pırıltıları saçmaktadır. Bir gece Eyfel'in muhteşem ışıklarını seyretmek bile şehri görmek için yeterli bir sebep. Elbette şehrin turist çeken tek noktası Eyfel değildir. Sanatın film şeridi olan Louvre Müzesi, tenis meraklılarının göz bebeği Roland Garros ile Paris, çokça farklı ilgi alanına sahip turist için çekim merkezidir. Fransız mutfağının nadide örneklerini de Paris'te tatmanız mümkün. Tek kelimeyle eşsiz bir kent Venedik. Bir peri masalından kopmuş kadar büyüleyici atmosferi bu eşsizliğinin kaynağıdır. Paris denince aklımıza nasıl Eyfel geliyorsa, Venedik deyince de aklımıza üzerinde gondollarla insanların gezdiği kanal gelir. Venedik'in sembolü haline gelmiş olan kanallar yalnızca bir ulaşım aracı değildir. Venedik'i baştan sona kaplayan o romantik kokusunu ancak gondolla bir tura çıkarak tam anlamıyla alabilirsiniz. Mimarisiyle, mutfağıyla, romantik dokusuyla şiirlerden tiyatrolara, sinemalara kadar pek çok sanat alanına damgasını vurmuştur. Bu renkli şehri dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamak son derece adil olacaktır. Merakla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.